Number One Star programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Tuğba Yurt. Tuğba Yurt'un yeni şarkısını konuşacağız. Yine Sev Yine Beni isimli bir şarkısı var. Bol bol video klibini izliyoruz. Hayırlı evet. Uğurlu olsun. Hoş teşekkür geldin. Teşekkür ederim Kadir. Sağ ol, hoş bulduk. Yine Sev Yine. Evet. Devamı da gidiyor ya, tekerleme gibi. Yine Sev Yine Öp Beni. Böyle gidiyor. Devamı. Evet. Güzel bir şarkı ve şu anda da oturdu listelerde. Evet evet, şu an Number One'da da sanırım bir numaradayız herhalde, Number One Türk'te. Evet. Gayet güzel gidiyor. Yani şu an zaten daha ilk şarkıyı paylaştığım zamandaki sosyal medyadaki etkileşiminden ben aslında şarkının biraz da nasıl gideceğini anlayabiliyorum. O yüzden şu an çok güzel TV'lerde, radyolarda çok şükür. Sevildi şarkı yine. Sözü müziği kime aitti? Sözü Melda Gürbey'e ait. Müziği Serkan Balkan. Düzenlemesini Erdem Kınay yaptı. Yine. Aa ne güzel, Erdem'in evet. Yaptığı bir şarkı. Evet, ikinci Erdem'le çalışıyoruz. İnceden İnceden de onun düzenlemesiydi. Bu şarkıda da güzel bir düzenleme yaptı. Bir benzerlik de var sound'da zaten. Benziyor. Genelde zaten hani bütün aranjörlerin hep bir tarzı vardır ya. İşte Erdem'in hani dinlediğinde bu Erdem Kınay'ın sound'u ya da onun işte düzenlemesi belli diyebiliyoruz. Hissettiriyor. Kullandığı evet. Sesler vesaire. Evet. Klibi kim çekmişti? Klibi bu kez Gülşen Erbaba çekti. İlk defa çalıştık onunla. Daha önce işte benim aklımda sorular var şarkım için görüşmüştük aslında Gülşen'le. Kısmet olmamıştı, bu şarkıya kısmetmiş. Yani bu kez aslında biraz ben istedim bir stüdyo klibi olsun. Çünkü hep dış çekim klipler çektim ben. Evet. Ve hep kalabalık klipler. İşte o yüzden dedim ki bir kere de artık stüdyo klibim olsun. Hiç çekmedim hiç stüdyoda. Biraz daha benim ön planda olduğum, daha kozmetik, daha güzel gözüktüğüm. Gülşen de sağ olsun kırmadı. Gayet güzel, yalın bir klip çekti. Güzel. Şimdi bu klip isterseniz bir izleyelim sevgili seyirciler. Ardından evet. Tekrar buradayız. Number One Star programı devam ediyor. Ve şimdi Tuğba'ya sorularımızı tekrar sormaya devam ediyoruz. Gayet güzel bir kıyafet giymişsin, yazı getirmişsin. Teşekkür ederim, evet. Beyaz seviyorum rengi. Evet. Bir de bronzlaşmışsın. Tabii. Tatil mi yaptın? Evet, Ramazan'da böyle bir 10 günlük bir tatile ihtiyacım vardı aslında. Uzun zamandan beri de gitmiyordum. Şarkımı çıkarttım, her şey yolunda gidiyor. Ben de bir tatile gideyim artık dedim. Ne güzel. O zaman hemen şöyle bir şey yapalım. Programımız devam ediyor. Güzel sorular var sana, dinleyicilerden de sorular geliyor. Tamam. Ne zaman evlenecek gibi mesela. Hiç sormadığımız bir soru. Şaka şaka, öyle şey yok. Vardır yani, inanırım. İnceden İnceden klibini bir izleyelim, sonra devam edelim. Tamam. Yine Sev Yine isimli yeni single'ını konuşuyoruz Tuğba Yurt'un ve Tuğba Yurt stüdyomuzda. Number One Star programı devam ediyor. Şimdi az önce yine mikrofon arkasında da kamera arkasında da konuştuk. Dedik ya, insanın kendinin kendi projesini kendini yönetmesi çok güzel. Evet. Aslında bütün starlar da aynı şeyi yapmış yıllarca. Tabii. Tarkan da kendi projesini sürekli yönetmiş. Ajda Pekkan da, işte İbrahim Tatlıses de aklımıza gelen starlardan. Senin de bu anlamda başarılı olduğunu düşünüyorum. Her şarkın çünkü bir gol oluyor. Yani her şarkın gol olmasından da ziyade dediğin gibi sanatçının bence zaten kendi işinin başında olması en önemli şey. Yani birilerine emanet etmek, tabii ki de şu an işte yapım şirketimiz, menajerlik, organizasyon her şey içinde var. Birileri bizim için uğraşan bir ekip var ama ben işin özünde her şeyde son kararı veren kişiyim aslında. Yani bir şeyi içime sinmediği zaman onu çıkartmamaya gayret ediyorum. Bir fotoğraftan varana kadar, işte klibe varana kadar her şeyi yaratıyorum. Bence olması gereken bu. Zaten hani başarıyı getiren şey de bu. Çünkü ben eksikleri görüyorum. Bir sonraki projede daha doğru ne yapmam gerekiyor ya da nasıl bir şarkı seçmem gerekiyor. Her seferinde üzerine koyarak ilerliyorum. Yani buna da bundan dolayı da mutluyum aslında. Kendimi başarıyor olabilmekten dolayı mutluyum. Evet. Şimdi mesela önüne bir sürü şarkı geliyor. Bu şarkıların arasından seçim yaparken de etrafında en güvendiğin, ilk sorduğun ya da birisi var mı? Ya da birileri var mı? Senin menajerin, annen, kardeşin, dayının oğlu, halanın, torunun. Yani ailem. Çok fazla ben mesela şarkı geldiğinde onu çok fazla yaymayı sevmiyorum insanlara. Yani birilerine yollayayım da o da dinlesin, ondan da fikir alayım. Özellikle sanat camiasından asla zaten. Hani düzenlemesini yapacağım kişiyi artık karar verdiysem o noktada yolluyorum. Ya da onunla birlikte hani bir çalışma yapıyorum, demo okuması vesaire. Ailem ve ekibim. Yani onların fikirlerini alıyorum. Zaten dediğim gibi hani işin bilen biri olarak şarkının içeriğinde zaten özünde bana ne anlatıyor, bana ne hissettiriyor. En önemli şey bu. Benim sesime yakışıyor mu? Sonrası zaten gidiyor bir şekilde. Ne güzel. Şimdi istersen bir şarkı arası verelim. Tamam. Sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamamdır. Tabii ki herkesin merak ettiği soruları soracağım. Hiç merak etmeyin. Tuğba Yurt'un kalbi boş mu? Ondan sonra Tuğba Yurt boş zamanlarında ne yapıyor? Ondan sonra işte değişik sorular var.
Tamam, soruları merakla bekliyorum kuş o zaman. Kuş mu seviyor, kedi mi seviyor, köpek mi seviyor, zebra mı seviyor, karaca mı seviyor, yılan mı seviyor, kaplumbağa mı seviyor? Hepsi yeni şarkıdan sonra mı, gelecek olan şarkıdan sonra? Şimdi az sonra. Tamam. Evet, az sonra yaptık. Az sonra buradayız. Tuğba Yurt'la beraberiz. Number One Star programı sürüyor. Biraz dedikodu yapalım mı? Yapalım, nasıl istersen. Ne yapalım mesela? İyi dedikodu yapalım. Bakalım ne gelecek. Son zamanlarda mesela beğendiğin işler var mı? Albüm alıp dinlediğin albüm, dinlediğin şarkı, hoşuna giden şarkı. Bir düşün. Düşüneyim. Bir düşün. Dua Lipa, mesela... Dua Lipa diyormuş. Yani şöyle söyleyebilirim, Türkiye'de tabii. Ben mesela Mabel Matiz'in son yaptığı işleri çok beğeniyorum. Ya, keyifle dinliyorum, merak ediyorum mesela. Evet. Mabel Matiz'in son çıkan 2-3 şarkısı da hoşuma gidiyor. Ondan bir şarkı almayı düşündün mü hiç? Çok önceden bir şarkı gelmişti. Hatta o zaman da yine Samsun Demir yollamıştı ama yani neden olmasın? Çok güzel sözler yazıyor bence. Çok derin, içeriği evet derin. Klipleri de öyle. Çok güzel klipler çekiyor. Hı-hı. Farklı, renkli falan. Neden olmasın? İsterim tabii ki. Yani hatta Sıla'yla birlikte yaptığı Muhbir'de birlikte yazdıklarıydı galiba. Çok güzel. Çok başarılı, çok, çok güzel. Evet. Onu söylüyor musun konserlerde falan? Söylemiyorum ama keyifle dinliyorum. Belki yaparım. Yani önümüzdeki günlerde zaten konserim var, bir prova yapacağım. Belki eklerim o şarkıyı da. Ben söylüyorum mesela. Sorma ben... Neydi ya şarkının sözleri? İnim. İnliyorum. Ha, tamam. Sorma ben inim inliyorum. Sen sustukça geberiyorum. Biz en iyisi Sıla ve Mabel Matiz'den dinleyelim. Hayır, biz en iyisi senden dinleyelim. Yok, şu anda bir prova yapalım. Sözleri sallamayayım ben şu şimdi. Anda bir prova yapalım dedim Tuğba. Yapabilir misin demedim. Ne yapalım? O zaman birlikte hadi. Diyet. Sen Mabel Matiz, ben. O zaman ben Mabel Matiz gibi oluyorum. Hazır mısın? Bağla şurayı. Bağlı? Düğme, son düğmeyi de kapat. Aa, Esma açmış. Kız bağlıydı, bunu niye açtın? Bu Ceceli style'aydı. Sonra Mabel Matiz style oldu. Evet, hazırız arkadaşlar. Tuğba Yurt stüdyomuzda. Evet. Dur, ben başlayacağım. Mabel gibi başlayacağım. Sorma ben inim inliyorum. Evet. Sen sustukça geberiyorum. Koçum benim. Diye ben de Sıla gibi girmeyeyim. Ya dur, Tuğba gibi ol ya. İnan bilmiyorum tam şarkıyı canım. Yani dinliyorum ama söylemediğim için. Konuşanlara özeniyorum gibi bir bölümü evet var değil mi? Orada dikkat ediyor musun? Mabel çok böyle içten söylüyor. Evet. Ben tek başına Mabel söyleseydi daha çok tutardı bu şarkı diye iddia ediyorum hep. Öyle mi diyorsun? Evet. Bilmem ya, şarkı her koşulda güzel gitti bence. Dinlendi ve sevildiğini düşünüyorum. Ben bu arada onun klibini, ya Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki o klibi yayınlıyorum biliyor musun televizyonda? Öyle mi? Tabii çok. Ya Mabel'in oradaki performansına bayıldım yani. Ya Kadir. Ya valla ilk izledim ağladım falan yani. Samimi söylüyorum yani. Mabel kendini parçalıyor. Sıla böyle gayet soğukkanlı, soğukkanlı bir şekilde. Sen sustukça geberiyorum diyor. Mabel oradan böyle damarları çıkıyor. Ondan aynen sonra... Ben de Harbiye'de izlemiştim konserini. Hmm. Sıla'nın konserine gittiğimde işte Mabel Matiz'de bu şarkı söylemek için düet olarak çıkmıştı. Güzel, ilk defa canlı evet dinlemiştim mesela orada Mabel'de. Evet. Önce başka konserine gitmemiştim ama... Belki düet de yaparsın Mabel'le, güzel olur ya. Neden olmasın diyorum evet ya, başarılı buluyorum son dönemde. İnşallah ben de. Belki bir şarkısı denk gelir bize de. Bir şarkı arası verelim. Ardından buradayız. Number One Star programı devam ediyor. Konuğumuz Tuğba Yurt. Şimdi sokakta gördükleri zaman Tuğba, seni tanıyorlar mı? Tanıyorlar. Yani tanıyan da oluyor, acaba mı diyen de oluyor. Çünkü biraz ekranda gözüktüğümüzden biraz daha herhalde daha ufak tefek falan durduğum için ben acaba mı dedikleri oluyor ama tanıyorlar. Yok, şöyle bir şey var. Yani mesela Ferhat Göçerler, Gökhan Özenler, sizden biraz daha eski popüler evet olan sanatçılar. Bence çok şanslılar çünkü onların yüzleri öyle bir oturdu ki evet artık tanınıyorlar. Siz işte milyonlarca insan tarafından şarkıları bilinen Ece Seçkin, sen, hı-hı, işte birkaç kişi daha sayabiliriz, İlyas Yalçıntaş vesaire. Hı-hı. Ama sokakta bazen yani çoğu zaman tanınmayan. Tabii oluyor yani, çünkü çok fazla yani. Şimdi bir önceki jenerasyona bakarsan belki bu kadar çok isim bir anda çıkmıyordu. Yoktu, evet. Şu an daha çok şarkılar ön planda oluyor. Bu kadar insan içinden sıyrılmak, ya bir de benim çok fazla böyle magazinsel bir yanım da yok. Ben hani magazini böyle sırf kendimi göstermek adına kullanan bir tip de değilim. Evet. Hani yoksa kendimi çok iyi tanıtabilirim. Yani bu çok basit bir şey, magazinde her gün bir tweet atayım, bir şey yapayım, birine sataşayım, işte saçma sapan bir hareket yapayım magazinde. Ya da herkes tanıyabilir. Açılıp saçılabilirsin. Yani hani açılıp saçılabilirsin. Bunu göz önüne gelmek çok kolay bir şey. Ama tercihim bu değil. Hani ben zaten önemli değil beni biliyor olmaları, tanıyor olmaları. Evet.
müziğimi bilsinler, söylediğim şarkıları bilsinler. Aa, bu şarkıyı Tuğba Yurt söylüyor demeleri bile benim için yeterli. Hmm. Ama dediğim gibi her yaptığımız şarkıda zaten o değişim oluyor. Daha fazla insan tanıyor. Yani sokağa çıktığımızda tabii ki de geçmişe göre şu an daha fazla tanınıyoruz. Tabii medya mecrası da çok genişledi. Çok büyüdü. Dolayısıyla da çok şey. Bir de herkes star ve meşhur olmaya çalışıyor. Evet. İşte bu dijital mecrada. Herkes algıda, star ve ayrıca. Ayrıca star yani tabii. Olmaya çalışıyor demeyelim. Tabii yani inanılmaz. Daha biz nelerle karşılaşıyoruz? Mesela adam bir YouTube'a bir şey koymuş. Bunu niye yayınlamıyorsun diyor. Örnek veriyorum diyor ki mesela bir tanesi hakikaten dedi yani. Gülşen'i çalıyorsan beni niye çalmıyorsun, yayınlamıyorsun falan dedi yani. Yani çok basit görüyorlar bazı insanlar bazı şeyleri. O zaman ben de kendiliğimden mühendis olayım gibi bir durum yani. Tabii canım yani. Hani böyle şey enteresan insanlarda ekstra bir sosyal medyadan mı ne bilmiyorum bir özgüven patlaması var ya herkeste. Evet. Yani değişik. Sen nereye çok emek verdin bu işe. Kaç senedir şu anda bu sektördesin? Ben tabii ki de yani ki ona rağmen gerçekten çok hani mütevazi davrandığımı düşünüyorum. Olması gereken bu aslında normalde. Çünkü bizim geçmişte takip ettiğimiz sanatçılar hep böyleydi. Ben de onları takip ettiğim için o şekilde hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Ama şu an maalesef hani biraz daha egolu davrandığın zaman falan sanırım bunlar biraz insanlarda daha dikkat çekici hale gelmeye başladı. Kaç yıl oldu? 5 yıl falan oldu ben işte. 2013'te çıktım. Emek verdim evet. Gerçekten tırnaklarımla kazıyarak geldiğimi söyleyebilirim yani. Yani bu arada olmaya da bilirdi de. Yani tabii ki ben şanslıyım. Ama şanslı emeğim. Şanslı olduğum kısımda tabii ki de bu kadar çok insan çıkarken benim şu an radyolarda bu kadar şarkım çalıyor olması bir şans. Fark ediliyor olmam da bir şans. Ama en büyük farkım tabii ki de bu kadar insanın arasında sayılmamın nedeni yorumculuğum ve iyi şarkı söylüyor olmam. Sesim. Başka da... Gençliğin şey de var tabii burada. Tabii ki yani hani bir şekilde görsel de bir iş yapıyoruz. Bu da dikkat çekiyor ama... Kendini benim güzel en büyük görüyor musun? Servetim tabii ki de görüyorum. Mesela mutluyum yani kendimi. Nereni daha çok güzel, kendi bir fiziki yapında en çok nereni çok dikkat çekiyor? Kendi kendine diyorsun ki mesela ya ne kadar buram çok güzel falan. Ya ben genel olarak kendimle mutluyum. Gerçekten barışık bir insanım. Ama gözlerimi severim mesela. Gözlerimin işte ya bir daha dünyaya gelsem bir daha kahverengi gözlü olmak isterdim. Bakayım. Evet sevgili seyirciler, Tuğba Yurt'un gözlerine şu anda bakıyorum. Ve birisi kalk gidelim derken öbürü ne yapıyorsun otur diyor. Biz de bir klip arası veriyoruz sonra devam ediyoruz. Tuğba Yurt'la beraberiz. Neşeli programımız sürüyor. Havadan sudan konuşuyoruz. Hani Ebru Yaşar'ın söylediği şarkı havadan gibi. Havadan sudan. Ya o şarkı da çok güzeldi mesela değil mi? Evet çok güzel. O albümde çıkarttığı şarkılardan biriydi değil mi Ebru Yaşar'ın? Evet. O zaman ben Ne Yangınlar Gördüm de çok fazla dinlediğim şarkılarını çok güzel yorumlamıştı. İyi evet, ses. Evet. Ama... Ben Ne Yangınlar Gördüm sonuçta bir cover'dı. Bazıları onu Zakkum'la özdeşleşmiş. Tabii ondan da dinlemek sanki. Ondan sonra da buradan da dinlediler kendimi. Evet. Şimdi havadan sudan biraz böyle senin tarzına da yakındı. Sanıyorum Emrah Karaduman yapmıştı o şarkıyı da diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilir miyim? Ben de bilmiyorum. Yani neyse konuyu kapatalım onu hatırlayamadık. Hatırlayamadık. Dizi izliyor musun dizi? Dizi izlemiyorum ya. Çok fazla televizyonla hiç... Film izliyor musun? Film bu aralar evet. Yani tatil, Ramazan dolayısıyla hani biraz daha fazla film izlemeye başladım. Ama hani böyle diziyle falan çok fazla şeyim yok. Yani takip ettiğim bir dizi yok yani sürekli peki, olarak. Peki, ha, bu arada var. Bir tane var ama onu takip etmeye başlamamıştım. Yani ilk çıktığı zaman izlememe. Çukur'u izliyorum. Ama şimdi ben sonradan geliyorum. Yeni başladım çünkü izlemeye. Bu hayatın heyecanı yok. Evet, dizi derken bir an aklıma geldi. Evet. O şarkı çok tuttu mesela, bu hayatın heyecanı yok evet, diye, Gazapizm. Bu arada çok fazla dinleniyor, seviliyor. Gayet de başarılı, dizi de başarılı, oyunculuklar da çok iyi ve dizinin müzikleri de bence gayet başarılı. Evet, Tuğba Yurt stüdyomuzda, az sonra buradayız. Tuğba Yurt'la beraberiz, programımızın sonuna geldik. Şimdi tabii soracağım çok şey vardı, mesela tatile kiminle gittin onu merak ettim. Bir sevgilin var mı? Aa, sevgilinle gittin. Evet dedim ya. Sadece beş an bunu nasıl çıkarttın? Kız dedin ya. Hayır soruları ben evet başka ne soru var anlamında söyledim. Ha, anladım. Evet. Çevir gazı ya da kazı yanmasın durumu. Tatil yaptım iyi geldi ya. Yani dinlendim gerçekten. Sevgilinle baş başa kalabildin sonunda yani çünkü vakit ayıramıyordun. Yani işte güzel bir tatildi ya. Annen de olabilirdi ama sen anneni tercih etmedin. Yok canım olur mu öyle şey. Ailem her zaman benim için çok kıymetli. Ben onlarla da tatile gidiyorum. Ki geçtiğimiz yıllarda onlarla birlikte de tatile gittim. Ya ne kadar saf verdin. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl düştüğümü bütün soruları. Yo yani zaten hani kendi sosyal medya hesabımda zaten paylaştım tatil videolarımı, hikayelerimi fotoğraf falan. Paylaşmadınız birisiyle böyle fotoğraf falan paylaşmadınız Tuğba Hanım. Yani ne bileyim gerekli olduğu zaman paylaşmıyorsunuz? Bir sebebi yok. Yani istediğim zaman paylaşıyorum, istediğim zaman paylaşmıyorum. Hani özel bir nedeni yok gerçekten. Biraz keyfi bir durum.
Son paylaşım. Çok fazla da paylaşmak bence çok doğru değil ya. Nazar değer. Hem nazar değer hem çok fazla özel hayatı bu kadar sosyal medyada göz önüne sokmak da bence çok iyi bir şey değil. Katılıyorum. Bak burada sana katılıyorum. Evet. Kesinlikle. Şimdi özel hayatlarını insanlar o kadar çok böyle sosyal medyada göz önünde tutuyorlar ki. Bence insanın bir özeli olması lazım. Sanatçı da olsa. Yani, bilmiyorum. Evet. Hani derler ya sanatçıların özeli mi olur kardeşim, onlar bize mal olmuş. Tamam da kardeşim yani esir değil ki sonuçta bunlar. Sonuçta sanatın haricinde yaptığımız var. Bir özel bir hayatımız da var, evet, yaşadığımız. Evet. O yüzden. Ya tabii yani demiştim. İnsanlar merak ettiği için soruyorum. Yoksa ben hiç merak etmiyorum. Hiç de umurumda değil yani Tuğba yok kiminle tatil yapmış. Yani kim ne yiyor ne içiyor bana ne? Spor mu yapıyor? Rejim mi yapıyor? Bana ne? Yani. Bana ne ya? Yeter diye. Hadi veda edelim. Tamam veda edelim. Neyle veda ediyoruz? Yine sev yine, yine sev yine ile veda ediyoruz. Kadir'cim çok teşekkür ederim. Konuk ettiğin için. Çok keyifliydi. Her programda daha fazla keyif almaya başlarım seninle sohbet etmekten. Yemek sözünü de unutma lütfen. Tabii ki. Tuğba Ayır'da yemek yiyeceğiz, onu paylaşırız ama. Tamam. Olur onu paylaşırız. Ne ısmarladığımı? Salata ısmarlayacağım. Ucuz. Ucuz. Suyundan. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğin için. Çok sağ ol. Tuğba Ayırt'la bugün beraberdik. Number One Star programından bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.